Martı CEO'su ilginç bir isim. Daha önce yayınımıza da konuk oldu. Oğuz Alper Öktem. Bir fenomen kendisi. Yatırımcı startup fenomeni. Diyebilirsiniz ki ne kadar güzel işte Türkiye'den bir tane teknoloji firması çıkıyor. Martı diye bir şey çıktı. Ve de şu anda taksici lobisiyle e, mücadele edebilen İmamoğlu'ndan da önce hatta daha ön saflarda mücadele edebilen tek isim. Tabii bunda bence biraz ailevi ilişkilerinde rolü vardır. Yani e, eşinin ailesiz babası sanırım AK Parti'den milletvekili işte Erdoğan'la e, görüşmüşler. Fotoğraflar var. Soylu bir anladığım kadarıyla şey olmuş. O yüzden meydan okuyabiliyor. Herhangi birisi şu anda AK Parti'nin göreci olarak arkasında durduğu taksici lobisine meydan okuyamaz. Ama gerçekten meydan okuyor. Okumakla da kalmıyor e, bir mitin konser düzenlemiş. Yani biz bunları en son Cem Uzan döneminde görürdük böyle. Cem Uzan çıkardı. Onun yanında şarkıcılar çıkardı. İbrahim Tatlıses çıkardı. Döner dağıtılırdı. İştahı parti kurmaya kadar gitti. Şimdi önümüzdeki seçimlerde Martı Partisi diye bir şey çıkarma emin değilim ama gördüğünüz gibi Oğuz Alper Öklem bir siyasetçi gibi onu verebiliyor muyuz sesini? Siyasetçi gibi verebiliyorsanız verin. Sahneye çıkmış. Ee, ve de atkı da almış hani böyle bir şey. Bir dinleyelim verebiliyorsanız. Veremiyoruz peki. Müzik var altında. Ve de takım atkıları alıyorlar ya. Öyle, o şekilde e, şeye meydan okuyor taksici lobisine <laughs> Dedim Allah helal olsun. <laughs> Gerçekten böyle bir şey yani e, dünyada ne var? Mesela bir Uber CEO'sunu düşünüyorum böyle. Çıkmış miting yapıyor. Ama yani sonuçta Trump da bir iş insanıydı. Yarın bir gün siyasette görürsek şaşırmayız. Şimdi yarın bir gün İstanbul seçimlerinde aday olarak neden olmasın yani hani illa biz Murat Kurum dedik ama İstanbul Belediye Başkanı adayı pek çok farklı isim olur. İşte bu genç kardeşiniz geliyor taksici lobisini bitirecek bilmem ne diye bir rüzgar esebilir Oğuz Alper Ökten'den. Gerçi bir türlü New York borsasına açılacaklar, açılamadılar ama e, o da hayırlısı ne zaman olacak bilmiyorum ama. O da, onu da önümüzdeki günlerde görebiliriz. Beyaz bir açıklama yapmış. Beyaz Şov'a geri dönüyorum demiş. Ee, hangi canlı yayına katılmış? Bir spor programına katılmış? Ama nerede e, döneceğini de tam olarak söylememiş. Benim bir ilk tahminim var ama onu da önümüzdeki günlerde görürüz. Kim hazır şu anda? Hemen yayına alalım. Bakalım ekibimiz bugün nasıl hazırlanmış? Hep beraber görelim. Başak geldi, başarılı. E, Geldi mi Başak? Ee, ben vallahi daha hızlı gidiyorum yani şeyden hani ee, hazırlanıyor makyajda. Peki tamam şaka şaka. de ilginç bir şey yaşanıyor günün haberlerinden bir tanesi. Titanic battığı yere süper zenginlerden oluşan bir grup denizaltıyla 4 gün boyunca dalmayı düşünmüşler ve de denizaltı kayıp. Şu anda Amerika'nın bir numaralı haberlerinden bir tanesi bu. Adamlar nerede? İşte 12 bin fitte mahsur kaldıkları söyleniyor. Aralarında Pakistanlı süper milyarder bir tanesinin olduğu söyleniyor. Arama kurtarma çalışmaları ne olacak bilinmiyor. Vallahi dedim Allah akıl fikir versin yani milyar dolarım var. Ve de diyorsun ki ben gideyim şu Titanic'e dalayım ve de hiçbir şeye alınmayan, referans olmayan, şey olmayan bir dalış gerçekleştiriyorsun. Yani ne bileyim resmi kurumlardan onaylanmamış bir denizaltıyla. Demek ki sonunu düşünen kahraman olmaz sözü doğruymuş. Başak, hazır mısın? Hazırsan gel bakalım Başak. Merhaba. Biraz önce e, LinkedIn'deki durumdan bahsettim. E, özellikle çocuk kızlara yönelik e, bir cam tavan sendromu var biliyorsunuz zaten meslekte. Bizim ekip hariç. Bizim ekip görüyorsunuz kadınlardan oluşan, erkeklerin azınlıkta olduğu bir ekip. Ama pek çok kurumda, yani ister Hollywood Starı ol, ister Silikon Vadisi'nde çalış... Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor ve daha az şansa sahip. Bununla ilgili ne tür çalışmalar e, yapılıyor? Senin yaptığın araştırmada ne çıktı? Cüneyt Bey, ben Bill Gates'in Gates'den notlar e, sitesinde bir hikaye okudum. Orada Suda Wertheis diye bir kadının hikayesinden bahsediyorlar. Hint bir kadının hikayesi. E, bu kadın dergide bir gün e, karıştırırken bir köyden esininin o köydeki fotoğrafı görüyor ve içine acıtıyor. Oradaki insanlar için bir değişim yaratmak istiyor. Oradaki şartları geliştirmek istiyor ve neden bunu ben yapam yapmayayım ki deyip yollara düşüyor. Bu köy Bihar eyaletinde yer alıyor ve oradaki insanlara Musahar deniyormuş ve burada direkt oranın insanları hiç kadına değer vermiyor. Eğitim ve öğretim seviyesi çok düşük olan bir yer ve bu kadın e, burada çalışmalara başlıyor. Orada kadınların e, bir insan olduğunu fark etmelerini hatırlatıyor ve orada ayrımcılığa karşı savaşıyor ve adına e, ilham anlamına gelen Pirerna isminde bir okul açıyor ve burada öyle bir e, eğitime destek oluyor ki aslında oradaki kız çocukları kendi yeteneklerini keşfediyor. Japonya'daki Dünya Karate bir öğrenciler gönderiyorlar ve programından 5000'den fazla e, kız çocuğu öğrencisini mezun ediyorlar. E, Covid 19 sırasında gene her okul gibi e, okulun eğitimine ara veriliyor fakat uzaktan da olsa kadın kendi çabalarıyla öğrencilere eğitimi götürüyor ve e, oradaki okur yazarlık oranını yükseltiyor. Ya bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü kız çocuklarına ilham verebilecek bir hikaye ve e, kadın başkası yapsın dememiş. Neden bu farkı yaratan ben olmayayım ki deyip yollara düşmüş ve hiç e, öyle bir derdi olmayan bir kadın aslında. Refah seviyesi yüksek olan bir aileden gelen bir kadın. Bu yüzden bu veri ilgimi çekti. Buradan yola çıkarak da Türkiye'de e, peki kız çocuklarının eğitim oranı, eğitim öğretime ulaşma oranlarını derledim. Burada da verikaynağı.com'un e, TÜİK ve web verilerini kullanarak 2019 yılında kullandığı tabloları inceledim. Ve biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Burada 2019 yılında ilk öğretime ulaşan kız çocukları oranında en düşük olduğu il Gümüşhane olarak ortaya çıkmış. Yani oh, bu ne demek ya, çok oluyor? Iyiymiş. Evet. Ne demek oluyor? 10 kız çocuğundan 3'ü ilk öğretimde eğitime ulaşamıyor demek oluyor. Ee, onun dışındaysa ise en çok ulaşan da Rize %98.18 oranında. Gene e, ilk seviyesinde baktığımız zaman, orta öğretim seviyesine baktığımız zaman affedersiniz. E, ardından 2019 yılı verilerine göre yine yine 25 yaş üstü e, üniversite mezunu oranlarına baktığımızda kadınlarda bu oran %18.5 iken erkeklerde ise %23.1. E, 2019 yılında bu sefer 5 ve 14 yaş arasındaki kız çocuklarının e, okul dışında hani çalışmaya yönlendirilince hangi e, sektörlerde çalıştığına baktığımızda ise... 5-14 yaş yaş grubu en çok tarım sektöründe çalışıyor. 15-17 yaş grubuysa daha çok hizmet sektörüne yönelmiş. Peki bunlar neden e, eğitime ara veriyorlar? Daha doğrusu eğitime neden devam etmiyorlar? Bunların sebeplerine bakacak olursak da biraz onlara bakalım. 5-14 yaş grubunun ana sebeplerinden e, yaşının küçük olması ya da eğitim masraflarının karşılanamaması e, oranları daha yüksekken 17, 15-17 yaş grubunun oranlarıysa, daha doğrusu sebepleri ise şunlar, e, okula gitmesi, gitmenin e, yararına olmayacağını düşünüyorlar aslında ve tekrardan eğitim masraflarının karşılanamaması gibi e, oranlar mevcut. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, sağ olasın. Ee, gerçekten önemli bunlar. Sen yer değiş istersen diğer arkadaşımıza. Dün tamam. dediğim gibi e, bu Özel Koç Lisesi'nin mezuniyet töreninde biraz eğitimcilerle de konuştum. Yani gelenler kim, profil nasıl, işte ne kadar öğrenci yurt dışına gidiyor çünkü Türkiye'nin en iyi okullarından biriyle şey olduğunuz için. Onu da merak ettim hani ayaküstü. Orada lise müdürü sağ olsun dedi ki ya bir konuda biraz canımız sıkkın dedi. Eskiden dedi özellikle hani e, biz dedi bütün çocukları hani sınava giren çocukları almaya çalışıyoruz. İmkanı yoksa da burs veriyoruz. Onlara şey yapıyoruz. Son yıllarda özellikle orta ve alt sınıfta kız öğrencilerin azaldığını görüyoruz. Bu bizim çok üzücü, canımız sıkılıyor. Yani şeyde öğrenci sayısında artış var ama kız öğrencilerde daha az. Hani o üstün yetenek diyoruz ya o öğrencilere ulaşamıyoruz ya da onları daha az eğitimde e, olduklarını görüyoruz dedi. O da gerçekten içimi burktu ama tabii e, bir tek benim için burkmasın. Ne bileyim bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı var. 21 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Parti hükümeti var. Biraz da onlar düşünsün diye düşünmekten de kendimi alamadım yani. Ne yapabiliriz bilmiyorum ama böyle bir sıkıntı olduğunu hani üst üste rastlantı bir eseri ben de bir şekilde fark etmiş durumdayım. Biraz önce Ali Yerlikaya'nın bir e, şeyi geldi, tweet'i geldi. Onu ekrana getirelim. Eski İstanbul Valisi ve yeni İçişleri Bakanı gördüğüm kadarıyla fırtına gibi başladı işe ve de Cahreyn hala chatte mi? Belki de onun ilk Twitch'ten duyurduğu ya burada kara para aklanıyor diye ifşa ettiği e, bir meseleye e, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir operasyon başlatmış. 4000'den fazla banka hesabı hareketi incelenmiş ve de bu hesaplar arasında 1.2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edilmiş. 37 ilde eş zamanlı 120 şüpheli şahıs yakalanmış. Yani bu hangi site bilmiyorum ama böyle bir şey de görüyorum. Mesela büyük bir merdiven altı ekonomisi var. Biz burada mesela YouTube'da ne bileyim her şey gelen belli, giden belli, fatura belli, bilmem ne belli ama bir sosyal medyaya baktığımda acayip böyle şeyler görüyorum. Ee, anlıyorsunuz gazeteci gözüyle işte üç kişi aynı şeyi atıyor mesela hiç işbirliği yazmıyor sanki bilmem ne gibi. Büyük bir ekonomi dönüyor ama onun da ötesinde bir kara para, para aklama mekanizması da dönüyor. Ee, ve de bu da şu anda e, çok konuşulan konular arasında.